Selam sayın izleyenler, Televizyon 3 Haber Bülteni'ni izliyorsunuz. Ülkemizden gelen önemli haberlerimiz vardır, onlara bir bakalım. Başbakan Dimitar Kovaçevski vatandaşların elektrik faturalarının %80'ini subvanse etmesiyle ilgili olarak haberini paylaştı. Prilep'e ziyareti esnasında Başbakan Dimitar Kovaçevski, Avrupa ülkelerinin sağlık ve enerji krizinin ekonomik sonuçlarıyla karşı karşıya olduğu bir dönemde kendisinin ve hükümetteki ekibinin vatandaşların yaşam standartlarını korumak için daha sorumlu önlemler aldıklarını söyledi. Dimitar Kovaçevski sosyal grubuna ait ve özellikle aylık olarak daha düşük maaşlarını alan vatandaş kategorisine mali yardım sağlamak için seçim dışı bir yılda emeklilik maaşlarının artırması ve 35 bin vatandaşı içeren en düşük gelirle artırma konusunda önlemleri kapsamlı bir şekilde gerçekleştireceğine dair olarak haberini paylaşmış oldu. Hükümet olarak özellikle yaşam standartlarına büyük bir önem verdiklerini söyledi. Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Buyar Osmani Avrupa Parlamentosu Dışişleri Komisyonu'nda yaptığı konuşmada Makedonya halkı Avrupa Birliği kapısında beklemekten yorgunluk ve hayal kırıklığı yaşıyor diye ifadeler kullandı. Brüksel'e resmi ziyareti kapsamında Avrupa Parlamentosu Dışişleri Komisyonu oturumuna katılan Osmani, küresel çapta tektonik hareketlilik yaşandığı bu süreçte uzun vadeli engeller geri dönüşü olmayan zararlara yol açtığını söyledi. Osman yaptığı konuşmada uzun süren Avrupa Birliği yolumuza koyulan engel halk arasında gittikçe güçlenen bir hayal kırıklığı yarattı. Batı ve Avrupa yanlısı olan halkımızın ümitleri de suya düştü diye yorum yaptı. Savunma Bakanı bölgedeki ülkelerin güvenliğinin tehlikede olduğuna dair herhangi bir bilgi bulunmadığını söyledi. Bu arada ülke şimdiye kadarki en büyük askeri tatbikatta da hazırlanmasıyla birlikte açıklaması bu sefer de Savunma Bakanı Slavyanka Petrovska tarafından gelmişti. Kuzey Makedonya 2 yıl önce NATO'nun 30. üyesi oldu ve bu toplu savunma sisteminin bir parçası olmuştur. Makedonya gökyüzünün nasıl korunduğu, Makedonya ordusunun nasıl donatıldığı ve modernize edildiği, bir de ülke ve bölge için güvenlik risklerinin olup olmadığı gibi konularına Savunma Bakanı Slavyanka Petrovska'nın Deutsche Welle medyası için açıklamasına yer vermişti. Ekonomi işlerden sorumlu Başbakan Yardımcısı Fatmir Bütüki, Amerikan Ticaret Odası tarafından Yunanistan Cumhuriyeti'nden Makedonya Cumhuriyeti'ne düzenlenen ilk ticaret heyeti etkinliğine katılarak oradaki katılanlara hitap etmiş oldu. Etkinlikte Başbakan Yardımcısı Bütüki'nin yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri'nin ülkemize Büyükelçisi görevini yapan Kate Mary Burns ve Yunanistan'daki ABD Büyükelçi Misyon Başkanı Yardımcısı David Burger de hitap etti. Makedonya'daki Amerikan Ticaret Odası ve Amerikan-Yunan Ticaret Odası tarafından düzenlenen Yunanistan Cumhuriyeti'nden Makedonya Cumhuriyeti'ne firmalarının ilk ticaret heyeti, her iki ülkeden 30'dan fazla firmayı bir araya getirerek işbirliği ve işbirliği fırsatları sunmuş oldu. Bağımsız bir faaliyette bulunan kişileri için para cezası 500 avro, fakat tüzel kişiler için tespit edilen usulsüzlükler ve tedbirlere uygun hareket edilmemesi için 1000 euro avro olarak söz konusu bir cezanın kesilmesiyle ilgili olarak bu sefer de mali yöneticilerinden bir haber paylaşılmıştı. Kuzey kişilerin ticari kuruluşa verilen cezanın yanı sıra sorumlu kişiye daha düşük bir ceza öngörüldüğünü de sözlerine eklendi. Maliye Müdürlüğü Karevska, ticari kuruluşları ve vatandaşların sırtından kar elde etmeye değil, yaşam standardını korumaya yönelik önlemlere saygı göstermeye çağırdı. Şimdi ise bölgemizden gelen ve ilginizi çekecek olan haberlerimiz vardır. Mavro Varoşluşe Belediyesi'nde belediye başkanlık seçimleri Nisan'da olmayacaktır. Belediye Seçim Komisyonu tarafından geçen hafta tek adayı olan Medat Kurtovski'nin adaylığı çekilmesiyle ilgili olarak bu belediye seçimleri için belediye başkan adaylarının olmaması ile ilgili olarak bildirimi bu sefer Devlet Seçim Komisyonu'na yollamıştır. Devlet Seçim Komisyonu
göz önüne alındırarak bütün gereken çalışmaları ve sebepleri söz konusu olarak Nisan'da yapılması gereken yerel seçimleriyle ilgili olarak adayın olmadığından dolayı buradaki seçim süreçlerin durdurulduğuna dair olarak kararını vermiş oldu. Bilindiği gibi geçen hafta tek aday olarak Sosyal Demokratik Birliği adayı Medat Kurtovski, belediyenin boşuna masraf etmeme konusunda mevcut olan çalışmaları kapsamında kendisi adaylığını geriye çekmişti. Türkiye Cumhuriyeti'nde nerede olsalar da soydaşlarımız kendi bölgemizi unutmuyor. Son olarak gerçekleştirilmiş olan İzmir heyetinin ziyaretiyle ilgili olarak başta Çaşka Belediyesi olmak üzere ardından Radika Vadisi'ndeki köyleri ve Merkez Upa'nın ziyaret etmesiyle birlikte birçok önemli ve verimli görüşmeler gerçekleştirildi. Çaşka Belediye Başkanı Goran Stoyanovski başta olmak üzere Devlet Ajansı Müdürü Faton Hassani bir de özellikle bu kutlamalara devamlı olarak katılan şarkıcı Blagoya Gruevski'nin ortak çalışmaları ile beraberce ileride yapılması gerekenlerin altyapısı oluşturuldu. Hem Türkiye'de yaşayan soydaşlarımız hem de belediyelerimiz ve STK'larımız bu konuda işbirliği yapma konusunda hazır bulunduklarını bildirilmektedir. Özellikle Müdür Hatun Asani'ye göre ileride yapılacak olan çalışmalar ve yatırımlar mevcut olan altyapı üzerine devam edecekler. Şimdilik ise iyi bir ilişki söz konusu olmasıyla birlikte ilerideki dönem içerisinde birçok ortak projesi bekleniyor. Bununla beraberce bu sefer de ajansı müdürü Faton Asani'ye göre yapılacak olan da çok şeyler olduğunu da bildirilmekte. Covid-19 son istatistiklerine göre Debre ve Merkez Upa'da yeni vakalar söz konusu değildir. Ancak 4 kişi iyileşmiş durumda olmasıyla birlikte şu an aktif vaka sayısı 6'yı gösteriyor. Debre aşılama süreci söz konusu sıkıntısız devam ederken oradaki Pfizer'le aşılanma süreçleri hem birinci hem ikinci hem de üçüncü dozu ile ilgili herhangi bir sıkıntı olmadığı bildirilmektedir. Erki Belediyesi'nden ilk günden bu yana toplam 1661 kişi Covid-19 hastası olmuştur. Dünya Down Sendromu gününün anılmasıyla birlikte Debre özellikle özel ihtiyaçlı vatandaşları için barınma merkezinde tam benzeyen ve yakışan bir etkinlik düzenlendi. Bu sefer de 28 Kasım öğrencileri tarafından tamamlanmış olan hazırlıklar neticesinde buradaki özel ihtiyaçlı merkezini ziyaret edenler iki farklı grubun arasındaki ortak çalışmaları gerçekleştirildi. Down sendromu bir fark değil, bir çeşitlik söz konusu olduğuna dair olarak mesajını vermiş oldular. Down sendromu özellikle bütün dünyada olduğu gibi bölgemizde ve de 21 Mart tarihinde kutlanmaktadır. Buradaki çalışmalar ve etkinlikleri koordinatörü Irina Feysko tarafından yönetildi. Mavrova Rostuşa Belediyesi'nde özellikle gençlerin şiir yazma konusunda ilgileri gittikçe artış gösteriyorlar. Son olarak Josip Broz Tito İlköğretim Okulu'ndaki Makedonca dili ve Makedonca ile ilgili olarak kendi çalışmaları ve serbest etkinlikleri yürüten Ramazan Ramanovski hocasının etkinlikleri ve toplanmasıyla birlikte birçok şiirlerin tam bir kitap olarak yayınlanması büyük sempatiyle kabul edilmişti. Josip Broz Tito öğrencilerin yazmış oldukları şiirler Radika Sesleri kitapta tamamen yer almasıyla birlikte hem Varadika bölgesi için hem de özellikle okula büyük bir puan kazandırmaktadır. Öte yandan ise gençlerin şiir yazma konusunda ilgileri gittikçe artış gösteriyor. 21 Mart ilk ilbahar günü dolayısıyla bölgemizde birçok temizlik etkinlikleri düzenlendi. Mavrova Rostuşa Belediyesi'ndeki etkinlikler çöplüklerin ve gayrimeşru olan çöp yerlerinin temizlenmesiyle devam etmiştir. Öğrenciler başta olmak üzere birçok makam temsilcileri bir araya gelip birçok çöplüğün toplanmasıyla birlikte hem bölgemize hem dünyaya en güzel mesajını vermiş oldular. Öte yandan ise tüm bu etkinlikler Mavrova Rostuşa Belediyesi tarafından lojistik olarak desteklenmişti. Standart Kamu Şirketi yarın gerçekleştirilecek olan onarım çalışmalarından dolayı yarın sabah saat 8'den akşam saat 22'ye kadar tamamen su kesintisi uygulanacaktır. Vatandaşlara bilgilendirme konusunda buradaki halkla ilişkiler bölümünden açıklama gelmişti. Haber bültenimiz sona erdi.
Görüşmek üzere efendim.